Herkese merhaba. Bugün ekonomide son günlerde çok popüler olan bir kavramı İlhan Hoca'ya soracağım. O da carry trade. Hocam bu carry trade son zamanlarda çok gündeme geldi. Özellikle bazı iktisatçıların bunu zamanında savunduğu ve şimdi de yaşananlar sonucu aslında onların fikirlerinin yanlış çıkması nedeniyle son derece tartışılan bir kavram. Bunu soracağım ama ilk önce şunu bir açıklamanızı istiyorum. Carry trade nedir? Carry trade aslında iki ülke arasındaki kur ve faiz farkından para yapmak demek. Arbitraj da denilebilir. Arbitraj nedir aslında? Bir örnek işte mesela atıyorum Berlin'de telefon, cep telefonu 1500 euro. Aynı cep telefonu hemen Berlin yakınındaki bir şehirde 1200 euro. Gidip 1200 euro orada alıp Berlin'de satmak gibi mesela değil mi? Şimdi bu da buna benzer bir şey. Ne yapıyorsunuz? Bu uluslararası küresel finans yatırımcıları kendi ülkelerinde faiz düşükse diyelim Amerika'da faiz %2 Türkiye'de, Güney Afrika'da, Arjantin'de benzeri Meksika'da faiz de %15 civarı. E ne yapıyorsunuz? Kendi paranızı değil. %2 ile kendi ülkenizde borçlanıp %15'e faiz edinmek üzere bu ülkelere yatırım yapıyorsunuz. Paranızı onlara borç veriyorsunuz. İşte diyelim tahvil faizi nedir? Tahvile koyarsın. Ama Türk tahvili %15 diyelim faiz veriyor. Bugün şu an %45 civarında tahvil faizi Türkiye'de. Amerika'da kredi faizi ne kadar diyelim? En son hatırlamıyorum yüzde sekiz. Yüzde sekizle kredi çekiyorsunuz, getirip yüzde elli Türkiye'ye veriyorsunuz. Kendi paranız değil. Ne yapıyorsunuz? Bu fark nedir? %50 eksi 48, %42 kar. 8'den oradan aldın, 50 ye buraya verdin. Karının artması için bir diğer koşul, Türk lirasının dolara karşı siz çıktığınızda, pozisyonunuzu kapattığınızda, yani size o faizin karşılığı Türkiye'de geri ödendiğinde tekrar dolara döneceksiniz değil mi? Çünkü Amerikan dolarını aldınız Amerikan Bankası'nın. Onu TL'ye çevireceksiniz, Türk lirası alacaksınız, Türk tahvili alacaksınız, TL'ye çevireceksiniz. Bunu yapmanız için TL'nin değerinin çok düşmüş olması lazım. Yani Türk lirasının dolara karşı değerin düşmesi olması lazım. Ki ucuza alıyorsunuz o zaman. Hem faizden hem kurdan kazanacaksınız. Yüzde yüzde %50. Aradaki fark %42. Ama eğer Türk lirası dolara karşı bu süreçte değer kazanırsa siz tekrar dolara döndüğünüzde kar yapabilirsiniz. Ya da karınızı arttırabilirsiniz. Eğer Türk lirası daha da değer kaybederse siz pozisyonunuzu kapattığınızda o zaman karınız azalır. Şöyle netleştirelim. Şu an 1 dolar 30 Türk lirası, yaklaşık yuvarlayalım. %50 de tahvil faizi, diyelim ki %10'a Amerika'dan borçlandınız doları getirip TL'ye çevirdiniz. Bir yıl sonra tahvili geri satacaksınız, diyelim tahvil bir yıllık vadeli. Tahvili geri satacaksınız, o %50 faizinizi alacaksınız, gidip dolara ödeyeceksiniz. Amerikan bankasına aldığınız dolar borcunu geri ödeyeceksiniz. %8 faizi, burada %50 faiz elde ettiniz, %40 fark. Ama bu süreçte siz tekrar dolara döneceksiniz. TL tahvilini aldınız, sattınız. Elinizde TL var hala. Dolara döndüğünüzde eğer dolar TL'ye karşı değer kazanmışsa bu sefer karınız azalır diyelim ki 100 dolar Amerika'dan borçlandınız bankadan %10 faizle. Bunu getirdiniz Türk tahviline yatırdınız. Ondan %50 faiz alacaksınız bir yıl sonra. 100 doları aldınız, TL'ye çevirdiniz, tahvil aldınız. Ondan %50 faiz elde ettiniz. Ne yaptı? 100 dolar çevirdiğinizde 30 liraydı dolar TL. 100 dolar ne yapıyor? 3000 TL. %50 faiz 1500 4500 TL. Şimdi Hı -hı. 4500 TL'yi tekrar dolara çevireceksiniz ki gidip dolar borcunuzu ödeyesiniz. Eğer kur 50'ye çıkmışsa mesela 1 dolara 50 TL çıkmışsa, siz alacağınız dolar miktarı ne olur? 4.550, 90 dolar yap. Bakın. 100 dolarla geldiniz 90 dolara düştünüz. Dolayısıyla TL'nin değer kaybetmemesi lazım siz çıkarken. Siz gelirken TL'nin değer kaybetmesi lazım. Ucuzlaması lazım. TL tahvilin fiyatının döviz cinsinden. Ama çıkarken TL'nin değerlenmiş olması lazım. Diyelim dolar 20'ye düştü. 50'ye çıkmanın da 20'ye düştü. Bu sefer 30 çarpı 100 3000 TL. %50'si 4500 TL. 20'ye düştüğünde ne yapar? 225 dolar yapar. 100 dolar almışsınız. %10 faiz. 110 faiz. 110 lira 10 lira 225 kazandınız. 110 eksi 225 115 dolar karınız var. Kur 30'dan 20'ye düşerse 115 dolar karınız var. Hiç kendi paranızı koymadınız. Başkasından borç aldınız. Kur ve faiz farkından para yaptınız. O yüzden kere trade'in başarılı olması için faiz farkın kadar artmamış olması lazım. Dolar TL kurunun. Kere trade budur. Oradan alıp buraya borç vermek ve kur ve faiz farkından faydalanmak. Şimdi buradaki sorun şu. Türkiye'de faiz arttırılmalı diyenler niye faiz arttırmalı diyorlar? Yabancı gelsin ki dolar TL kuru düşsün, enflasyon düşsün. Güzel. Zaten sen yabancı faiz ve kurdan kazanç vaat ettiğin sürece gelir. E şimdi bu geldi. Mayıs ayından beri, Nisan'dan beri geliyorlar. Çünkü TL çok ucuzladı döviz cinsinden. TL varlıklar. Tahvil faizi arttırılır için tahvilin de fiyatı çok ucuzladı. Şimdi bunu eleştiriyorlar. Carry trade'den para kazanıyorlar. E sen bunu öneriyordun zaten yıllarca. Yani yabancı senin kara kaşın, kara gözün için gelmeyecekti. Bu carry trade'den yapılacak karı sunduğun sürece gelecekti ve zaten Mayıs, Haziran 2023'te Bank of America Bankası'nda Citibank'te bunu söylediler. Faizi 25'e çıkartın en az kuru da 40'a çıkartın ki gelelim ki bizim carry trade yapma imkanımız olsun. Hikaye bundan ibaret. Peki bu carry trade'i genelde banka kurumları mı yapıyor? Başka kimler yapıyor? Siz de yapabilirsiniz. Ama sizin yapabileceğiniz miktar çok büyük değil. Çünkü siz bankadan çok büyük para çekemezsiniz. İlla bankadan para çekmenize de gerek yok. Kendi paranız birikiminizle de yapabilirsiniz. Gidip Arjantin tahvili alabilirsiniz. Eğer Arjantin'deki faiz sizin ülkenizdeki faizden yeterince yüksekse ve Arjantin pesosunun sizin para biriminize karşı değer kaybetmeyeceğini öngörüyorsanız yapabilirsiniz. Ama siz bireysel bir yatırımcı olarak çok büyük miktarda yatırım yapamazsınız. 3-5 dolar kazanırsınız. Ama bunu büyük ölçüde yapanlar küresel finans şirketleri. Kuru evet. asıl belirleyen de bu finansal akımlardır. Faiz farkından kaynaklı gelişmekte olan ülkelere akan bu carry trade'den oluşan karı gerçekleştirmek isteyen finansal akımlar kuru belirler. Ana akımın söylediği gibi ithalat, ihracat hacmi değil. O daha bu kadar oynak değildir onlar. Kuru bu kadar etkileyecek kadar değildir. Zaten kuru esnekleştirmenin hatırlayın 2002'de Türkiye esnek kur modeline geçti. Bunun amacı da bu şekilde de para yapma imkanlarını mümkün kılmaktı. Çünkü sabit kur rejimde bunu yapamazsınız. Ben ekonomiden çok anlamıyorum. Uzman da değilim ama son dönemde sosyal medyada da çok görüyorum. Hatta Mahvi Eğilmez'in özellikle alıntı yapılıp işte daha önce böyle söylüyordu Kere ilgili. Bugün böyle söylüyor şark etti ya da söyledikleriyle çelişiyor denilen kısım ne? Onu bir çok kısa açıklayabilir misin hocam bize? Mahfilmez o konuda 3 defa çark etti. Bir defa değil. Öncesinde yıllarca dedi ki faiz artmalı ki yabancı gelsin. Reel faiz pozitif olmalı ki vatandaş dolardan çıksın. Ama şu, şu an reel faiz hala negatif. Ama hem yabancı geliyor hem de enflasyon ve kur düşmüyor. Yani hala yüksek. Ve kendisi faiz indirimini öneriyor. reel faiz pozitif olmalı. İkincisi yabancının faiz kazancı elde etmek suretiyle buraya gelmesini cezbetçe kadar faiz artışı önere geldi yıllarca. Şimdi yabancının kere yaptığı kazancı eleştiriyor. Bunu kimsenin ileşmeden söylüyor. Dünyayı kendi ibaret sanıyor ve kendi küçük dar çevresinin biz yıllarca bunu eleştirdik. Hep şunu söyledik. Siz arttırdıkça daha çok arttırmanızı isteyecekler. Ve faizle çözüleceğini sandığınız sorun aslında faizle çözülemeyecek kadar derin bir sorundur. Faiz o kadar güçlü bir ekonomik sorunu çözen bir faktör değil. Faizi arttırmak ekonomiyi daraltır, küçültür, resesyona sürükler ama faizi düşürmek ekonomi canlanmaya yetmez. Çünkü işçi çıkarmak kolaydır, işçi bulmak zordur. Üretimi durdurmak kolaydır, üretimi yeniden başlatmak zaman alır gibi. Sonra dedi ki kur artmazsa yabancı ihracatçılar zarar görecek dedi artmalı dedi. Sonra dedi ki 5 gün sonra kuru artarsa carry trade bozulur dedi. E sen carry trade'i eleştirmişsin. Yani 4 defa bir konuda çark edilmez. Bunu bilim kaldırmaz. Bilim ahlak bunu kaldırmaz. Yani bu çok tuhaf bir tavır. İşte enflasyonla işsizlik arasında negatif ilişki var diye enflasyon savunuyordu. İşsizliği arttırmamız lazım diye enflasyon düşmüyor. E bugün rakamlar geldi. Hem işsizlik artmış hem de enflasyon düşmüyor. Ekonomi daralıyor. Bu e bu stagflasyon var diyor. Yani daralma döneminde ama aslında büyüme zaten dezenflasyon bir şey. Büyüme arttıkça üretim artar. Üretim arttıkça birim maliyet düşer vesaire. Yani gene yanıldığını kabul etmiyor adam. Aşırı kârlar konusunda yine çark etmişti. Öncesinde firmaların aşırı kârlarından kaynaklı olduğu iddiamıza karşı hayır firmalar gelecekteki maliyet artışını bugün yansıtıyor gibi bir şey uydurmuştu. Ama sonra aç gözlük enflasyonu var. Great inflation var diye başkalarının Amerika'da geliştirdiği kavramı kendi uydurmuş gibi bir tavırla edayla bunu kullanmaya başladı. E, 4 ay önce aç gözlük enflasyonu yok diyordu. Yani bu bilimsel etikle bağdaşan bir tavır değil. Hele bu carry trade konusunda 5 gün arayla 3 farklı pozisyon değiştirmek normal bir tavır değil. Hocam evet. zaten bu parayla pulla, finans kapitalle çok iç içe olan insanlar da etik aramamak lazım. <laughs> Onu da belirteyim. Peki çok teşekkür ediyorum bize ben bunu açtığınız Başka konularda yine görüşmek üzere kendine iyi bak. Görüşürüz sağ ol sen de iyi bak.